biliyorsunuz. Beyefendi de yeni koalisyonumuzun gizli mukaddesi. Kendisine hesap vermemiz lazım. Söyle bakalım şimdi, sen sabahları kaçta gelirsin? Dayım ben sabahları 7'de gelirim. Kör yarış, kör çıkıyorum. Peki, akşamları kaçta çıkarsın? Akşamları 7.30'da çıkarım, çöpleri çıkarım, masaları toplar. Masaları toplar. Peki, masada kalmış evlat, kutya falan görünce ne yaparsın? Ne iki gözüm benim ağzım, kaçı öyle bir sürpü? Peki, sence böyle bir dostlar kim yok etmiş olabilir? Ben neden benim kim yok etmiş olabilir be? Belki sen bir dolama alma. Aslan. Buyurun. Gözlerimin içine bak. Ne görüyorsun orada? Bir hafta efendim gözlerimin içine. Bir yerinden açık kalayım. Bu sabah ne oldu? Bu sabah siz kaçın patrik efendim. Sonra ne oldu? Lan sonra bak sizin müfettiş olduğunuzu bilmedikleri için kimse kapımda bulamazmadı. Sonra ne oldu? Sonra ben de bir yalnız sorumluyum. Anlıyorum dostum bir yaptım efendim. Yani sen hiçbir şeye elini sürmezdin. Nasıl yardım edecektin bana? Vallahi bunu bileye söyleyecektim. Hikmet Bey'e yalvaracaktım. Peki beş yardım gittin. Ne? Sen beş yardım istedin. Sen işini yaptığın beş yardım alırım. Bana nasıl çalışsın diye seni beğenim. Anlatma istedik bu. Aslan dikkat et aslan. Maddenin mahsulasına göre 15 yıl hala hapis yatarsın. Sen nasıl olursa devlet hukukunu kullanarak başlık düşme çalıştın milletten. Ebeğim de alıyor kalınca sebep yok. Nasıl olur ben kocacığım bu senden böyle bir şey yaparım. Yok benim yanlış anladım. Hani etut dolarını getiriyor da harcayan böyle ben alırım bana verir bana. Ha bu başka. Anlaşıldı o zaman. Demek 5 kağıdı benden bahşiş mi çıktı? Evet efendim. Sen öyle başlayalım. Madem verirler sana. Razı kaydı benden. 120 lira maaşım var. 5 çocuğum var. Gelsin. Böyle başlanır mı? Madem ben ders alırım. Evrakı takip ederim. 120 lira maaşım var. 5 çocuğum var. Gelsin. Aslan, oğul sen ne zaman şey gittin be? Valla benim 10 yıl falan oldu. Bizim amca oğlu böyle çalışıyordu. Ha gitti yatak etti. Yok hayır. Ya ne demekler ben? Bu sayede istiyorum. Anladım ben. Yemin ederim almadım. 2 gözüm önüme asma almadım. Bu kapıdan çıkmaz açma olması kolay. Kendimden çok mutlu. Peki tamam. Kes! Geç bakalım şöyle kenara sen. Hakikat icabı ifade etti alınanlar alınacaklarla temas ettirilmez. Vallahi var ya, iş tartışılarak da ben bütün bildiklerimi açıklarım. Ne biliyorsunuz ki kime midir bu? Tat Bey'ciğim sizin müdürün odasından istiyorlar. Biliyorum. Hatice Hanım, İçeride neler oluyor? O odada kılıklı adam, müdür bey masasına oturmuş, Hasan Efendi'ye sualler soruyor. Müdürün masasına mı oturmuş? He. Allah Allah! Müfettişin müfettişliği anlaşılacak kıymeti kalmaz ki. Vallahi pes olsun. Baba, bakalım neler oluyor? Geliniz. Cübat Bey'i tanıyorsunuz. Şef muhabir. Bütün evrak ondan geçer. Tanıyorum. Kendisine sual sormak ister misiniz? Kimiz? Vatandaşlara karşı niye öyle tutarsın? Kıraklar da kendine dönmekle kıyametlere bekleteceksiniz seni. Bir ay yok, bir sene kadar değil. Bak bugün kişiler kaçtı, gitti 15. Efendim ben sizin müfettiş olduğunuzu bilmiyordum ki. He! Hala da pek bilmiyorum. Bak Bey, silgilendirmez orası. Siz sorulara cevap verin. O seni ilgilendirmez. Sen sorulara cevap ver. Sabahtan akşama kadar ne yaparsın burada? Efendim ben evraka bakarım. Evrak sinema mı? Evrak dediğim vatandaşın istediği parayı yazar. Orada ne yazıyorsa okuyup vereceksin. Sen bugüne kadar kime ne verdin? Efendim ben mevzuatı yazarım. Ya bırakın şimdi mevzuatı. Dosyadan bahsedelim. Ne oldu dosya? Efendim ben o dosyayı İkmek Bey'e verdim. Ya demeyecekler söyledim onu. İçmeseydi almadım diyor. Verdiğine dair bir infak eden bir şahıs falan yok mu şahıs falan? Efendim ben dosyanın kaybolacağını hiç düşünmemiştim ki. Ya ne bileyim belki de Aferdi Yatay Efendi görmüştür. Ne? Beni ne karıştırırım ben be? Ben paket bir anlaşı parçasıyım. Ben de oynamadım yaşıyorum. Beş dokusum var. Bırak şimdi Hasan Efendi. Sen hep bizden değilmiş. Hocam buradan iş takibi için 5 papir alıyorum. Sadece 5 papir mi? Başkalarından daha mı fazla alıyorsun lan? Kaç para aldı? Valla bak sizi evvelliklerde kaç bulmuş.
Bahşiş verip dosya isteyenler de varsa. Ulan burada kaç para aldın suyunu? Sen ne? Sen ya bey, bana birkaç kuruş. Ata, bırakın ata. Bahşiş verip de dosyayı alan oldu mu ki? Sen verdin mi dosyayı? Söyle doğru. Yemin ederim vermedim bey. Yemin ederim bilmiyorum bey. Allah'ıma bilmiyorum bey. Ya en fazla kaç para bahşiş aldın? Sağ olsun zengin beyler. 50'ye kadar. 50 top. 50 top. Ulan kıyak işte olurdu. Ne teklif kurur, ne umliyet raporu, ne hukuk müşavirliği. Sen ayrı kasa gelin. Hepimizden fazla olur o. Nereden biliyorsun? Sen mal parası yoldaşsın. Beyefendi, bütün daire borçluyuz sonra. Bütün daire borçluyuz. Geçinemiyoruz ki. Ben 400 lira alıyorum. 240 lira ev kirası, bir annem var, o da hasta. Geçenlerde ameliyat edilen, mecburen gittim, borç para aldım kendisinden faizle. Rahmetli babamın sahibi de ölüyü aldı. Biz zaman mı verdik? Sen derin istemedin mi derin çaylar? Niye demesin bu konuşu yaptın? Ulan sen bu adam gelmişsin, adam mı suyu düşünüyorsun lan ha? Faizcilik, rüşvet, nefetcilik, senin tere yaptın lan. Sen anından başka kimse yok. Yok, babam ben küçükken ölmüş. Anne ben sizin derdinizin aynı olduğunu ortaya çıkması diyor. Şey kızım, siz evvel canlı kaydede sanıyorsunuz. Ben belediyede sahiplerini yaptım. Burası rahatsızlığında yeni yeni. Kaçama geldi, sizde yaptım, de sizde yaptım. Ne yapalım, bana sorumluya geçiyor. Ya canlı adam, hala içindenmeye çalışıyorsunuz. Evet, böyle olsa kayıp oluyor. Kayıp oluyor ama ne yapayım, babamı anlatamıyorum. Bakalım piyango hangimizle vuracak? Sıra kimdeyi çatacağı mı? Şimdi de sizi istiyorum müdür bey. Hadi bakalım Allah'tan hayırlısı. Birazdan geliriz biz de. Neymiş o telefon şakası? Kim aramış sizi? Ben bizim odasındayken telefon çaldım. Burada neler olacak? Yürümüz. Gelin bakalım müdür bey. Rastlıklar. Anlatın bakalım, nerede duruyorsun mesela? Anlatacak bir şey yok efendim, dosya benim yok. Patlaya verdim dediniz. Hayır efendim, niye ne efendim, hatırlamıyorsunuz ama ben size verdim. Hayır, dosya bende yok. Orasını bilemem. Peki dosya bende olsa beni niçin saklayayım? Niye? En basit hesapla beni gözden düşürmek, Hindistan seyahatine kendinizi göndermek için. Ben öyle bir şey yapmam. Ya bırakın kardeşim. Bir. Sen kaç para verdin Ayşe abi? Müfettiş patlıya mı soruyorsun? Yok ya, soruyup nesnesi patlıya mı soruyorsun? 600 lira geçireyim. Peki. Ev biraz pekala. Sizin tehlikeyi 350 veriyorsun. Peki bu Hasan Zeynuz'una borcun ne kadar? Benim borcum yok, ödedim hepsini. Sen ne yapayım diye ben babama verdim size. Yok ben geldim sizle ben de arayacağım. Peki. Tamam. 600 maaş almıştım. 350 ev kirası doğru mudur? Evet. 250 çıkıyoruz. Geriye kalıyor. Artık 250 çıkıyoruz. Geriye kalıyor 250 lira. Parayla geçiniyoruz. İşte geçinmeye çalışıyoruz. Annemi yardım ediyoruz. Annemle bir aramızın var mı? Sizin de öyle. Hanımın biraz burnu olmasa maaşla geçinmek zor. Demek siz bazınız bu müjdeyi gerçekleştiriyorsunuz. Siz de öyle geçiniz. Efendim bizimkileri geçinmek derlerse geçin. Saklanmaya çalışıyor. Ya sen ne? Senin cep odası tayin etmedin mi? Hem de hatalar. Bu ev bir tehdit gibisin. Bakın ben mesleğe kabul etmek istemem. Eğer gerçekten bu ben işleyeceğim, önce sizden şüphelenmemiz gerekir. Gizli bir takipatın dışındaki görüntü derdim de ihale dosyası da başlıyor. Ben 15 lira almak için geldim o kadar. Peki dosyayı sizin almadığınız ne malum? Allah aşkına sen hep böyle dikine dikine konuşur musun? Ulan bana ne sizin dosyanızdan? Ya verin şu rapor, zaten ben sıkıldım, kalkıp gideceğim, ben bir tek de alayım. Ya hakikat bitmeden ki ömrünüzü rüzgü edecek. Hem gerçekten müfettişleyken kalkı yerim ben. Gel otur, mübarek otur, doğru otur. Faya çıkıyor ortaya! İşler karışmaya başladı. Nur Bey'i çağıralım, bir de onu dinleyelim bakalım. Bana Nur Bey'i çağırın. Nur Bey açamadı şimdi. Yalnız Leman Hanım var içeride. İyi, Leman Hanım çağırın. Siz de bir yere kaybolmayın, siz de dinleyeceğiz. Elbiseyi alın. Leman Hanım seslenin. İstiyorlar. Bak, dursun. Hiçbir yere gidemezsin.